Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Artemis takviminde güncelleme. İstasyona yeni modül, yeni uzay uçağı geliyor. Haftanın önemli uzay haberleri. Artemis programında yeni takvim açıklandı. NASA, Ay'a yeniden insanların ayak basacağı Artemis 3 seferi ve sonrasına ait planlarını açıkladı. 18-19 Ocak günü yapılan bir seminer sırasında yapılan açıklamada, yeni plana göre şu an için 2025 ortasında yapılması planlanan Ay'a insanlı inişin gerçekleştirileceği Artemis 3 seferinden bir sonraki insanlı iniş en az 2 sene beklenecek ve Artemis 5 ile yapılacak. 2 yıllık arada gerçekleştirilecek olan Artemis 4 seferinde ise Ay yörüngesinde kurulacak olan Gateway istasyonunun inşası üzerinde çalışılacak. Geliştirilmesi devam eden ve mevcut SLS roketinin bir üst modeli olacak olan Blok 1B ile yapılacak olan seferde, istasyonda kalacak olan personelin çalışıp yaşayacağı ARPA ve Japon uzay ajanslarıyla ortak üretilen IHAB modülü 2024 yılında Falcon Heavy ile gönderilecek olan itki ve güç birimine bağlanacak. Artemis programında Ay'a ikinci inişin ötelenmesindeki bir başka sebepse Ay iniş aracı projesi. Blue Origin'in NASA'yı mahkemeye vermesi nedeniyle geciken şu anki ihalede SpaceX'e bir insansız ve bir de insanlı iniş için sözleşme imzalanmıştı. NASA'nın ikinci ve sonrasında devam edecek insanlı seferler için yeni bir ihale açması gerekiyor. Bu yeni ihalede ise NASA bu sefer iki firma ile anlaşma imzalama niyetinde olduğunu belirtti. Yeni ihalenin sonucuna ulaşması için de insanlı iniş Artemis 5'e bırakıldı. Bununsa en erken gerçekleşme tarihi olarak 2027 verildi. Bütün projenin ilk seferi olacak olan Artemis 1 içinse halen net bir fırlatma tarihi bulunmamakta. NASA yetkilileri Mart veya Nisan ayında fırlatmanın olabileceğini söylerken, Mart ayı için takvimlerinin sıkışık olduğunu da eklemeyi ihmal etmiyor. Uluslararası Uzay İstasyonu için yeni özel modül anlaşması yapıldı. İngiltere merkezli Space Entertainment Enterprise, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk özel modülünü yapacak olan Axiom ile eğlence ve sinema çekimi amacıyla yeni bir modül yapılması üzerinde anlaştı. SEE-1 adı verilen modül tamamlandığında uzaydaki ilk çok amaçlı eğlence stüdyosu olmuş olacak. Şişirilebilir yapıda tasarlanan bölme, istasyona kenetlenip kurulduğunda yaklaşık 6 metre çapında olacak ve oluşturulacak bu büyük geniş alan, eğlence ve film çekimleri için uygun ekipmanlarla donatılacak. Eklenecek olan bu modül projesinde uzayda sinema filmi çekmeyi planlayan ve Axiom ile daha önceden bir sefer için anlaşan Tom Cruise'un da dahil olduğu söyleniyor. Açıklanan plana göre modül Axiom Space'in şu anda üretmekte olduğu özel modül Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendikten sonra 2024 yılında uzaya çıkartılacak, sonrasındaysa eğlence ve sinema çekimi çalışmalarına başlanacak. Radiant Space yeni uzay uçağını tanıttı. Amerika merkezli havacılık ve uzay firması Radiant Space, üzerinde çalıştıkları tek kademeli uzay aracını tanıttı. Firmanın kurucularından ve baş tasarımcısı olan Livingston Holder, geliştirdikleri aracın aynı bir uçak gibi pistten kalkacağını, roket motorlarını çalıştırıp yörüngeye çıkacağını ve görevini tamamladıktan sonra tekrar piste bir uçak gibi ineceğini söyledi. Şu anki tasarımlarının alçak dünya yörüngesine 5 yolcu ve 2,5 ton yük taşıyabilmesi planlanıyor. 3 adet sıvı yakıtlı roket motoruyla çalışacak olan uzay aracının, eğer her şey yolunda gider ve gereken bütçeyi tamamlarlarsa, 2020'lerin sonunda araçlarını hazır hale getirip uzaya gönderebileceklerini söylediler. Firmanın kurulduğu 2016 yılından bu yana çalışmaların devam ettiğini ve şu anda tam ölçekli motorlarını imal edip test ettiklerini de eklediler. Önümüzdeki 30 yılda artması beklenen alçak dünya yörüngesine erişim sektöründen pay almayı hedefleyen firma, az sayıdaki personeli ve bütçesiyle fazla iddialı bir program sunsa da, çalışanlarının NASA ve Lockheed Martin gibi önemli kurumlarda X-33 gibi yeniden kullanılabilir araçlar üzerinde yoğun tecrübesi olmasından dolayı umut vaat ediyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 25 Ocak Long March 4B görevi. Çin'in Jiuquan Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada, Çin'e ait içeriği açıklanmayan bir yük uzaya çıkartılacak. 27 Ocak Falcon 9 CSG-2 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yapılacak olan fırlatmada,
İtalya Uzay Ajansı'na ait sentetik açıklık radarlı yer gözlem uydusu yörüngeye çıkartılacak. 29 Ocak Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada Starlink uydu internet sistemine ait yeni uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.